Aksaray'ın ekranı Belediye TV'ye Gündem Özel programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün Gündem Özel'de Yemen'i ele alacağız. Yemen'e başlatılan insani yardım kampanyaları kapsamında Aksaray'da yapılan yardımlar ve uzatılan yardım eliyle birlikte Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği'nin Aksaray'dan dünyanın öbür ucuna ulaştırdığı yardımları konuşacağız. Evet, stüdyo konuğumuz Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Korkmaz. Sayın Korkmaz, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Evet, Sayın Korkmaz, ne yazık ki savaş sivilleri ve masum insanları vuruyor. Ve siz İHA olarak gerçekten din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin dünyanın dört bir yanına hayırseverlerin sizlere sağladığı destekleri mağdur ve muhtaç insanlara ulaştırıyorsunuz. Yine 2018 yılı içerisinde Yemen için insani yardım kampanyası başlatıldı ve Aksaray'da da siz de Aksaray İHA olarak gerçekten çok etkili bir kampanya süreci yürüttünüz. Tabii ki bunları ele almadan önce öncelikle şu anda Yemen'de neler oluyor, son durum nedir? Konuya buradan bir girizgah yapalım. Daha sonra size sorularım olacak. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bize bu fırsatı gezdiğimiz, gördüğümüz bu yardım çalışmaları sırasında şahit olduğumuz şeyleri değerli halkımızla, vatandaşlarımızla paylaşım imkanı verdiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Medyadan da herkesin şahit olduğu, gördüğü gibi şu anda Yemen'de gerçekten içler acısı bir durum var. Evet. Ancak yerinde gidip görüp dokunmak, hissetmek insanın daha da çok içini acıtıyor. Görüntülerde gördüklerimizden belki çok daha ilerisine biz şahit olduk. Bu durum ne zamana kadar devam edecek? Bizim elimizden gelen nedir? Yani nereye kadar yardım edebileceğiz? Bu savaş bitip barış sağlanana kadar devam etmek zorundayız. Elbette kesin sonuç savaşın sonuçlandırılması belki. Ama buna bizim gücümüz yetmiyor. Bizim gücümüzün yettiği bu. Bir çocuğu hayatta tutabilmek, bir masumu, bir aç insanı doyurabilmek, hayata tutundurabilmek bizim için şu anki hedefimiz. Elbette bu nereye kadar sorusu insanlarımızın aklında takılabilir ama maalesef devam ediyor. Maalesef çocuklar mağdur, insanlar aç. Biz de bu noktada karınca misali bir nebzecik olsun o insanları hayata tutundurma noktasında bir katkımız olmuşsa ne mutlu bize diyoruz. Yemen'de ne oluyor? Öncelikle maalesef bir tarafta İran'ın, diğer tarafta Suudi Arabistan'ın Yemen'i kıskaç altına almış olduğu bir iç savaşa benzer bir durum söz konusu. Husiler bir taraftan İran desteğinde bölgede çatışma içerisindeler. Keşke bu bölgeyi biz silahların gölgesinde değil de barış ortamında gidip görmüş olsaydık, ziyaret etmiş olsaydık. Çünkü Yemen bizim çok iyi tanıdığımız Veysel Karani'nin memleketi. Yine bizim yardım çalışmalarını yaptığımız Mağrip şehri Veysel Karani'nin yaşadığı memleket, doğum yeri. Biz Somuncu Baba diyarından Veysel Karani diyarına gittik. Ama keşke silahların gölgesinde olmasaydı. Peki neden Yemen üzerinde bu kadar emperyalistlerin bir oyunu var, bu kadar çok sinsi planlar yapılıyor? Birincisi petrol. İkincisi de Bab-ül-Mendeb Boğazı dediğimiz Aden Körfezi'nden Kızıldeniz'e geçen bir boğaz var. Burası gerçekten çok stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir yer. Deniz ticaretiyle Akdeniz'e ulaşmak isteyen tüm gemilerin bu boğazı kullanması gerekiyor. Bu anlamda İki temel şey var. Tabii başka sebepler de mutlaka var ama iki ana temel sebep Yemen üzerinde bu kadar çok oyun oynanmasında emperyalistler maalesef bu boğazı kontrol altında tutmak ve Suudi Arabistan sınırına yakın Yemen'in yakın bölgelerindeki petrol kaynaklarının kontrolü denetimi altında tutulması maalesef. Evet, Sayın Korkmaz, Yemen'e insani yardım kampanyası kapsamında siz de Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği olarak
bir kampanya süreci başlattınız ve bu kampanya sürecinde Aksaray Belediyesi başta olmak üzere şehrin dinamikleriyle birlikte öncelikle Yemen için kahve iç kampanyası, ardından hayır çağrısı, yine tabii ki kermes çalışmaları gerçekleştirdiniz. Bu çalışmaları kısaca bir ele alalım. Daha sonra şöyle hemen seyircilerimize aktarmak istiyorum. Bu yardım kampanyası sürecinde Türkiye'de tabii ki Aksaray'ın Kadir Şinas ve yardımsever insanlarının destekleriyle Türkiye ikincisi oldunuz. Nakdi yardımda en çok bağış toplayan iller arasında. Evet. Öncelikle Aksaray'da başlayan kampanya sürecine kısaca bir değinelim. Ardından siz Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği olarak bir temsil heyetiyle bu yardımları ulaştırmak üzere Yemen'e hareket ettiniz. Yemen'e gidiş süreciyle devam edelim. Evet. Yemen'de krizin patlak vermesiyle beraber İHA İnsani Yardım Vakfı bu bölgeye acil yardım kampanyası başlattı. Biz de ilimizde, Aksaray'ımızda bu kampanyaya destek vermek, bu çalışmaya katılmak üzere bu ihtiyacı çeşitli kaynaklardan duyurduk. En başta Sayın Belediye Başkanımız ve eşi hanımefendi bu konuda bize destek vereceklerini, bununla ilgili bir şeyler yapılabileceğini söylediler. Bu anlamda biz belediyemizle ortaklaşa Yemen için, biraz önce ifade buyurdunuz, Yemen için kahve için ve hayır kermesi çalışması yaptık. Sadece bununla bu sınırlı değildi. İlçelerimiz de bu kampanyaya destek verdiler. Ben buradan bu kampanyaya, bu acil Yemen için acil insani yardım kampanyası çalışmalarına destek veren Sayın Valimiz başta olmak üzere Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımızın eşi hanımefendiye, ilçe kaymakamlarımıza, belediyemizin yan kuruluşu AKMEK Kadın Koordinasyon Merkezi kursiyerlerine, öğrencilerine, idarecilerine, Kadir Şinas Hayırsever Aksaray halkımıza, İHA İnsani Yardım Derneği'nin emektarlarına teşekkür etmek istiyorum buradan. Bunların hepsinin bir araya toplanmasıyla böyle bir sonuç ortaya çıktı. Allah hepsinden razı olsun, Allah hayırlarını kabul etsin diyorum. Evet, nakdi yardımda Türkiye ikincisi oldu dedik Aksaray. Tabii ki hayırseverlerin desteğiyle. Peki ne kadar nakdi yardım toplandı? Bunun da rakamını vermiş olalım seyircilerimize. Evet, Aksaray'dan 230 bin liralık bir nakdi yardım toplandı ve Yemen'e ulaştırıldı. Türkiye'den Yemen'e karayoluyla ya da aynı yardım şeklindeki bir yardım usulü, yöntemi mümkün değil. Evet, şu an. Zaten biz sadece ekip olarak bile Yemen'e ulaşmakta çok güçlük çektik. Birazdan belki bahsedeceğim. 32 saatlik bir yolculuk sonucunda biz yardım yapacağımız noktaya ulaşabiliriz. Evet, şimdi şöyle bu kampanyanın devamında yardımların Yemen'e sizlerden oluşan bir temsil heyetiyle oluşma sürecinde öncelikle Yemen'e gidişinizi ele alalım. Hem de Serhat arkadaşımız da orada yürüttüğünüz çalışmalardan fotoğrafları ve görüntüleri ekrana verecek. Buyurun, bu yolculuk nasıl başladı, nasıl sonuçlandı? Kısaca özetleyelim. Peki. Türkiye'de nüfusa oranla en fazla yardım toplayan ikinci il olmamız sebebiyle İHA Genel Merkezi Aksaray'dan bir temsilcinin katılmasını uygun gördü. Bu çerçevede biz bu çalışmaya hasbelkader dahil olduk. Türkiye'den Yemen'e giden İHA'nın üçüncü ekibi olarak gittik biz. Biraz önce söylemeye çalıştım, meşakkatli bir yolculuk. Çünkü doğrudan doğruya Yemen'e ulaşmanız mümkün değil. Biz önce... Şu anda da arkadaşımız fotoğrafları da ekrana veriyor seyircilerimiz için. Yemen'e doğrudan ulaşmak mümkün değil. Önce biz Ürdün'e, Amman'a, Amman Havaalanı'na indik. Amman'dan Yemen'in Seyun şehrine ulaşabildik. Yani karayoluyla aynı yardım şeklinde bir yardım götürmek mümkün değil. Belirttiğim gibi insan sadece valiziyle beraber ya da el çantanızla beraber kendinizi bile götürmekte, oraya ulaşmakta zorluk çekiyorsunuz. İstanbul Genel Merkez'den katılan arkadaşlarımızla birlikte İstanbul'da buluştuktan sonra Ürdün'ün Amman şehrine indik. Tabii ki uçakla, bu kastettiğim ulaşım hep tamamında uçak.
Amman'dan Seyun şehrine, Yemen'in Seyun şehrine ulaştık. Asıl bizim ilk yardım çalışmasını başlatacağımız yer Ma'rib şehri olduğu için 8 saatlik bir karayolu yolculuğuyla beraber yolculuklar toplam süresini eklediğimizde yardım yapacağımız noktaya 32 saatte ulaşabildik. Evet, Yemen'e ulaştık. Peki çalışmaları biraz açar mısınız bize? Ne gibi çalışmalar gerçekleştirdiniz? Evet. Yardımları ele alalım. Özellikle biraz daha bilgilendirelim Evet. seyircilerimizi. Biz bu üçüncü ekip olarak giden ekibimiz daha çok gıda yardımları, acil gıda yardımları, sağlık taramaları, sağlık çalışması ve ziyaretler şeklinde çalışmalarımızı yaptık. Ayrıca yine Türkiye'den gönderilen hayırsever vatandaşlarımızın bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanlarını kesip bunları bizzat kendi elimizle dağıttık. Fotoğraflarda görüyoruz. Örneğin şu anda biz Mağrib şehrindeyiz. Burada satın alınan 50 tane 50 adet kurban kesildi. Güzelce bizim gözümüzün önünde tertemiz bir şekilde poşetlendi. Burada da gördüğünüz gibi ihtiyaç sahibi, savaştan kaçmış, savaş mağduru insanların ellerine bizzat teslim edildi. Peki Sayın Korkmaz, kurban yardımları dışında tabii ki en temel ihtiyaç gıda Evet. konusunda da çalışmalarınız oldu. Birazcık da o çalışmalardan Evet. bahsedebilir miyiz? Gıdayla ilgili toplam 3 bölgede gıda yardımı çalışması yaptık. Bir Mağrib şehrinde, iki Cevf bölgesinde, üçüncüsünde Seyun bölgesinde olmak üzere. Mağrib bölgesinde 300, Cevf bölgesinde 200 ve Seyun'da olmak üzere toplam 800 aileye gıda yardımı yapıldı. Yapılan bu gıda yardımları içerisinde neler vardı? Buyurun. Şimdi görüntüde gördüğümüz en altta 50 kilogramlık bir un torbası var. Un. Onun üzerinde bir kutu var. O kutunun içerisinde 24 adet konserve bulunuyor. Pirinç, şeker, mama ve sıvı yağ. Yani bu bir ailenin neredeyse bir aylık ihtiyacını, gıda ihtiyacını temin edecek, karşılayacak bir miktar. Bu gıdalardan toplam olarak dediğim gibi 3 bölgede 800 adet yapıldı, dağıtım çalışması yapıldı. Evet, Sayın Korkmaz gerçekten çok güzel işlere imza atıyorsunuz ve Aksaray halkı da hem Kadir Şinaslı'yla hem de yardımseverlikte tabii ki size sağladığı desteklerle çok anlamlı çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Şimdi ne yazık ki savaş dedik, savaş sivilleri, masum insanları, kadınları, çocukları vuruyor. Tabii ki birçok çalışma gerçekleştirildi. Peki bu süreçte yardım kampanyası sonlandırıldı mı? Nasıl devam edecek? Bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Evet, bu kampanya süreci sona erdi ama Yemen'e yardım çalışmaları bitmedi, devam ediyor. Burada insanlar açlık çektiği müddetçe, burada insanlar mağdur olduğu sürece, çocuklar mağdur olduğu sürece 14 milyon insan Yemen'de açlık tehlikesiyle karşı karşıya diye biliyoruz son açıklamalara göre. Doğrudur. Doğrudur. Yemen'in nüfus noktasında da çok sağlıklı verileri yok. Çünkü bir öncesinde de zaten fakir bir ülke. Savaş sonrasında ortaya çıkan karmaşayla beraber kaç kişi hayatını kaybetti, kaç kişi nereden nereye göç etti bunlar çok sağlıklı değil. Bu ziyaretimizde Mağrib valisi ekibimizi kabul etmişti. Söylediği şey şuydu, 300 bin nüfuslu Mağrib birdenbire 2 milyon gibi bir nüfusu kaldırmak, nüfusu taşımak zorunda kaldı. Böyle olunca elbette ki o şehrin altyapısının bu kadar insanı kaldırması, bu kadar insanı idare etmesi mümkün değildi. Bu anlamda yardımlar elbette devam edecek. Bir kampanya anlamında değil ama hayırseverlerimiz, bağışçılarımız zaten biz oradan döndükten sonra da bu yardımları bize Ulaştırmaya devam. ulaştırmaya devam ettiler. Peki Evet. şöyle hem Aksaray İHA İnsani Yardım Derneği Başkanı Önder Özkan Beyefendi'yi de almış olalım. Daha önceki programlarımızda da yine Suriye ve farklı bölgelerdeki çalışmalarla ilgili kendisini burada stüdyomuzda ağırlamıştık. Evet, o zaman yardımlar devam ediyor diyelim. Evet. Hayırsever vatandaşlarımız size Tabii ulaşabilirler. ki. Tabii.
Kısacık nasıl ulaşabilirler? Bu konuyla ilgili de detaylı bir bilgi verelim. Evet. Derneğimizin medya ile ilgili Facebook, Twitter sayfalarımız var. Orada hesap numaralarımız var ya da doğrudan doğruya bizim irtibat telefonlarımız var. Hayırseverlerimiz rahatlıkla o numaralardan bize ulaşıp bu yardım çalışmalarına nasıl katkıda bulunacaklarını şey yapabilirler, öğrenebilirler. Ben hesap numarası vesaire şu an itibariyle yanıma almadım ama bunu biz tekrar şey yapabiliriz, paylaşabiliriz. Bu yapılan çalışmalar içerisinde sadece gıda değildi. Mesela yaptığımız hastane ziyaretleri vardı. Evet, ziyaretlere orada, değinecektik. Evet, ziyaretlere girelim isterseniz. Tabii, buyurun. Söz açtınız. Hastane ziyaretlerimiz oldu. Burada gıda yetersizliğinden kaynaklı çocukların tedavi gördüklerini gördük, şahit olduk. Ama bizim gördüğümüz çocuklar daha çok tedavi gördükten sonra biraz da olsa kendine gelmiş, az çok o hani bizim bir deri bir kemik gördüğümüz halden kurtulmuş halleriydi. Buna sevindik, mutlu olduk. Yine küvezde çocuklar vardı örneğin. Onlar da annelerin yetersiz beslenmesinden kaynaklı erken doğumdu. Grubumuz, ekibimiz içerisinde İstanbul Bağcılar'da bir sağlık merkezinde halk aile hekimi olarak görev yapan arkadaşımız vardı. Bizzat ilgilendi orada çocuklarımızın tedavisiyle ilgili, yapılabileceklerle ilgili, daha sonra onlara gönderilebileceklerle ilgili. Fakat genel olarak en sonunda hastane müdürüyle oturup konuştuk. En çok ihtiyaçları olan husus, konu ilaç. İlaç tıbbi noktası, yardım. Tıbbi yardım. Evet. Ya, zaten bir tane hastanesini görebildik, Kera Hastanesi. Evet. Diğer hastanelere sağlık merkezi şeklinde, yani bir konteyner. Konteynerin içerisinde işte tıbbi teçhizatlar var veya çadır. Evet, imkanlar çerçevesinde. Evet, sağlık hizmetleri veriliyor. Yine ziyaret ettiğimiz yerlerden birisi, Mağrip Valisi'ni bahsetmiştim. Bu şeyler sırasında, gezimiz sırasında sağ olsun bizimle ilgilendi. Bizim yardım götüreceğimiz yerleri güvenlik altında tutmak için emniyet güçlerini yanımızda verdi. Çünkü bir şehirden bir şehire giderken 50-60 yerde durdurulup kontrol ediliyorsunuz. Ortalıkta çok miktarda, çok sayıda silahlı insan var. Kim asker, kim sivil vatandaş ya da farklı bir gruba mensup bilemiyorsunuz, ayırt edemiyorsunuz. Bu anlamda mesela şeyin sosyal sorunlara da sebep oluyor. Sadece gıda anlamında değil. Mağrip valisinin söylediği bir şey vardı. Dedi ki savaştan önce Mağrip'te bir cezaevi yoktu. Ama bu kadar nüfusun gelmesiyle birlikte bir takım sorunlar ortaya çıktı ve biz cezaevi açmak zorunda kaldık. Okul, eğitimle ilgili sorunları var. Suya ulaşmakta çok ciddi sıkıntıları var. Su tankları var o çadırların bulunduğu yerlerde. Haftanın belli günlerinde o tanklar dolduruluyor. Özellikle Hanik kampında. Hanik kampı dediğimiz Yemen'in başkenti Sana'ya 16 kilometre. Kayalık vadiler arasında kumsal, düz, hiçbir nasıl diyelim canlılık belirtisinin dışarıdan baktığınızda olmadığı bir yer gibi görünüyor. Neden buraları tercih ettiklerini sorduğumuzda uçakların saldırısından ya da silah işte bu tür baskınlardan daha muhafazalı olduğu için o bölgeleri tercih ettiklerini söylediler. Hani kampında 1000 çadır, 1000 aile vardı. Onların şeylerini gördük, okullarını gördük. Çadır okullar, yani okul deyince bizim anladığımız şekilde değil, okullar da çadır. Şimdi şu gördüğümüz şeyler, hani çadır kampındaki okullar, sınıflar yani. Bu çadırların hepsi okul ama bu gördüğünüz her bir çadırda bir sınıf. Evet. 600 çocuk burada eğitim öğretim görmeye çalışıyor. Biz bu gittiğimiz çalışmalar içerisinde, bu seferki çalışmamızda o çadırların iyileştirilmesine yönelik. Çünkü kum fırtınası çok şiddetli. Çoğu yerde sürekli bir fırtına var. Çöl geçiyorsunuz zaten demin söylediğim 7-8 saatlik yol çöl arazi. Kum fırtınaları bunları çok çabuk yırtıyor. Bu gittiğimiz ziyarette aynı zamanda bu okulun çadırlarının yenilenmesi konusunda iyileştirme çalışması gerçekleştirildi. Evet, Sayın Korkmaz, aslında gerçekleştirdiğiniz ziyarette
yani kamuoyunda, haberlerde ne kadar görüntüler ve fotoğraflar üzerinden orada yaşanan insanlık dramı aktarılmaya çalışılsa da sizin de yayının başında söylediğiniz gibi gitmek, görmek, dokunmak, temas evet. etmek çok ayrı bir olay. Ve şöyle gittiniz, ziyaretler yaptınız, yardım kampanyaları gerçekleştirdiniz. Tabii ki orada insanları yine makus talihleriyle baş başa bırakıp dönebilmek evet, çok evet. ayrı bir sorumluluk. Ama bu kadar karamsar tablonun içerisinde bize aktarabileceğiniz hoş bir anınız var mı? Evet. Bu yardım kampanyalarını ulaştırdığınızda insanların size olan yaklaşımı, Türkiye ile ilgili, Aksaray ile ilgili, hayırseverlerle ilgili izlenimlerinden verebileceğiniz bir anekdot var mı? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar. Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar. İHA'yı da elbette iyi tanıyorlar. Çünkü sürekli yardım yapan kuruluşlardan birisi. Şunu da hemen altını çizeyim, belirteyim. Açtığınız iyi oldu bu konuyu. Sadece İHA yok orada. Kardeş dernekler, kuruluşlardan da orada yardım çalışmalarına evet. katılanları gördük. Diyanet, Kızılay bunlar da vardı orada. Bunlar da bizi sevindirdi, mutlu etti. Yani sadece biz gitmiyoruz. Türkiye'yi çok iyi tanıyorlar. Savaş ortamı da olsa çocuk her yerde çocuk. Çocuklar ve aileler Türk dizilerini izliyor. Örneğin Diriliş Ertuğrul dizisini izlediklerine şahit oldum. Hepsinin o karakterleri bildiklerine şahit oldum. Ve bu da mutluluk verici bir şeydi. Yani orada görüyorsunuz Türkiye'den bir dizi filmdeki film karakterini size söylüyor. Bu anlamda gerçekten mutlu oldum. Bizi nasıl diyelim en büyük destekçileri olarak görüyorlar. Mağrip'teki bir sivil toplum kuruluşu dernek başkanının söylediği şey aynen şöyleydi. Önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz. Yani bu kadar bize bir yakınlıklar var. Zaten Mağrip valisi de şunu söylemişti. Bizim tarihi, kültürel geçmişimiz var. Dini bir birlikteliğimiz, kardeşliğimiz var. Siz bu kardeşliğimizin gereğini yerine getiriyorsunuz diye ifade etti. Bu anlamda bunlar mutluluk verici şeyler. Yemen'de mutluluk verici şeylerden bir tanesi de hava şartlarının şu anda uygun olması. Çünkü hava sıcaklığı 35 ile 40 derece arasında, insanların bir de soğuktan korunma gibi bir şeyleri yok, sıkıntıları, endişeleri evet. yok. Mevsim, yaz mevsimi, karpuz, kavun, patates türü ürünler elde ediliyor, üretiliyor. Bu anlamda bu yönüyle mutluluk verici diyebilirim. Evet. Peki başka aktarabileceğiniz neler var? Evet, savaş ortamı olduğu için çok her şey yerinde yolunda gitmeyebiliyor. Dönüş uçağımız iptal oldu. Yemen'de kaldık. Bunun için zorunlu olarak 3 tane ülke vardı bizim vize alıp tekrar Türkiye'ye dönebileceğimiz. Ya Amman'a gidecek, düzeltiyorum, Umman'a gidecektik. Ya Sudan'a ya da Mısır'a. Mısır, Kahire. Sudan, Hartum veya Umman. Sonunda vize alabileceğimiz Sudan olduğunu öğrendik ve erken ayrılmak zorunda kaldık. Yani gitmek zor, dönüş de zor gerçekten. Bir anda savaş ortamı olduğu için izahı yok. İptal oldu deniyor, kalıyorsunuz. Sudan'da bir gün kaldık. Sudan'daki yaşadığım bir anekdotla sözlerimi tamamlayayım. Buyurun, dediğim gibi yani her şey çok kötü, çok karamsar. Yani iyi olan yönlerinde bakarak hayat bir şey devam ediyor. Devam ediyor, evet. Hayat devam ediyor. Cuma günü Sudan Hartum'a inmiştik. Cuma namazında namazdan sonra bizim rehberimizin orada bir Sudan Hartumlu bir gençle sohbet ettiğini görünce Türkçe konuşuyorlar. Yanlarına yaklaştım. Merhaba dedim, işte, selamlaştık. Bana nerelisiniz dedi. Aksaraylıyım dedim. 68 Aksaraylıyım dedi diye sordu. Bu da gerçekten çok şey verici. Çünkü Türkiye'de herhangi bir yere gittiğimizde Aksaray diyoruz mesela. Niğde Aksaray mı, Konya Aksaray mı, bir sürü şey ekleniyor. Bu da yaşadığım bir anekdottu. Bana mutluluk veren gerçekten bir anı olarak kaldı. Rabbim hayırseverlerimizin yaptığı hayırları kabul etsin ama devam etsin inşallah. Çünkü i̇nşallah. Onlar bizi ve bizim yardımlarımızı bekliyor. Evet Sayın Korkmaz, artık süremizin de sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var bu konuya dair?
Hayırseverlerimizin, Kadirşinas, Aksaray halkımızın yardımlarına devam etmesinden başka söyleyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü onlar bizi bekliyorlar. Her yönüyle bize muhtaçlar. İşte o dernek başkanının söylediği gibi önce Allah'a sonra Türkiye'ye güveniyoruz. Biz de Türkiye'nin bir parçasıyız. Bu yardımlar devam etsin diyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, Gündem Özel'de bugün Yemen'i ele aldık. Yemen için başlatılan insani yardım kampanyası çalışmaları kapsamında Aksaray'dan Yemen'e ulaştırılan yardımları efendim yine Aksaray İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Şenol Korkmaz Beyefendi ile birlikte konuştuk, detaylandırdık. Evet, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de başka bir Gündem Özel programında başka bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın.